Selamünaleyküm sevgili canım kardeşlerim. Bu regaib dersinden işiteceğiniz yani merak ettiğiniz bir saat küsur dakika dinlemek ağır geliyorsa Hulasan evinden regaib ne demektir? Malum lugatta rağbet edilen, teveccüh edilen, istenilen. İnsan bir şeye niye rağbet eder? Bir şeye niye oraya varmak ister? Niye onu ister? Niye talep eder? İki şeyden. Bir, lezzeti ve menfaati varsa talep eder. İki, elemi ve zararı varsa ondan kaçar. Onun için rağbet ediyor. Şimdi regaib böyle bir lugat manasını verdikten sonra her şeyin ama her şeyin soğanın kabuğundan içeriye doğru girsek, kırmızı soğan kabuğundan içeriye doğru girsek, her şeyin bir sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. Onun için kitaplarda, ele Risale-i Nur'da bir yerde böyle anlatıyor, bir yerde de böyle anlatıyor, bir yerde böyle anlatıyor. Demek ki bir yerde suretini, bir yerde kanuniyetini, bir yerde hakikatini, bir yerde mahiyetini. Böyle dışarıdan içeriye doğru suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Şimdi regaibin de sureti nedir? Sureti anladığım tabi. Hacerül Esved, Mekke'deki Hacerül Esved nasıl ki ümmetin bir araya gelmesine, heyecanlanmasına vesile oluyor. Tabi Allahça manası başka. Ondan sonra, ama sureti şudur. Bütün Müslümanlar oraya cem etmiş. Regaib'in de Hacerül Esved gibi bizi birbirimizi birleştirmiş, bir araya getirmiş, birbirimize dua ettiriyor. Birbirimize manevi destek veriyoruz, hatırlıyoruz vesaire. Sureti bu. Yani neye sebep oldu? Nereye rağbet ettik? Bak birliğimize sebep oldu. İhtilaftan uzaklaştık, birliğimize gittik. Gir içeriye, suretimiz buydu. Kanuniyeti nedir? İnsanı regaib ne yapar? Kanuniyeti insandadır. İnsanın regaib insandaki sureti eylemdedir. Müslümanlarla bir olduk. Beraber olduk. Birbirimize muavenet ettik, uhuvvet ettik. Buna sebep oldu. Regaib'in sureti bende bu. Gir içeriye, benim iç alemime. Regaib ne yaptı? Cenab-ı Hak nasıl ki padişahlar, Cilas-ı Humayun denilen padişahın tahta çıkış günlerini nasıl bayram ilan eder? Herkes onunla görüşür. Hükümetler de, devletler de bazen af ilan eder vesaire. Demek ki kanuniyeti Cenab-ı Hak da regaiple insanda af ve mağfiret, İsa, inam, ihsan, ikram, inayet, lütuf ve keremini işlettiriyor. Bunu da tövbe ve istiğfara bağlamış. Demek ki insanda regaibin içsel aleminde tövbe ve istiğfarına vesile olarak Cenab-ı Hakk'ın bize inam ettiğini, ikram ettiğini, lütfettiğini dolayısıyla tövbe ve istiğfarımıza vesile oluyor. Sonra regaibin hakikati ne demek? Her şeyin hakikati Esma-i İlahi olduğu için Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Ben bütün mahlukatı yaratacağım. Ondan sonra o yaratmadan önce bütün o şeceri hilkat 18 bin alem ağaç kabul edersek onun çekirdeğine Nur-u Muhammedi denmiş. Allah ezeli ve ebedi iken rağbet etti, teveccüh etti. Böyle bir şeyi yaratayım. İradesiyle bu Nur-u Muhammedi yaratması. Rahm-ı Mader'e Muhammed Aleyhisselatü Vesselam düşmesi değil. Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mebde ve muntahada teveccüh ettiği, yani onun regaib yaratılmasına, ilk yaratılmasına, Miraç da onun kemalatı. Demek ki regaibin hakikati mevcudun yaratılmasında ilk çekirdeği olan Nur-u Muhammedi'nin yaratılmasına Allah karar verdi, rağbet etti. Ezeli ve ebediyken böyle bir şey yaratayım. Rağbet etti. Ona değer verdi. İnsana değer verdi. Nur-u Muhammed'i
demek ağacın çekirdeği demek. O çekirdeğe rağbet etmesi, yaprağı, çiçeği, dalı, budağı da içinde otomatik. Biz de içindeyiz yani. Dolayısıyla Allah mevcudu rağbet etti. Yani karar verdi. Bu hakikat. Ve gaybin mahiyeti nedir? Allah'ça bizce bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz Cenab-ı Hakk'a ait sır bilmiyoruz. Yani regaibin ve insanlığın yaratılmasının Allah'ça sırrını bilmiyoruz. Toparlıyorum. Regaibin sureti Müslümanları bir araya getirmesi, teavun ve uhuvvete sebebiyet vermesi, gir içeriye regaibin kanuniyeti, insanın tövbe ve istiğfar sistemini işlettirerek insana Allah'a değer verdiğini, af yani o gün padişahlar saltanatına çıkış günü gibi afların yapıldığı padişahta, hükümetlerde Allah da regaib'de böyle bir af gününü ilan etti. Kanuniyeti bu. Hakikati nedir peki regaib'in? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratayım dedi. Yaratmaya rağbet etti, teveccüh etti, karar verdi. İlk Nur-u Muhammedi'yi yarattı. İlk Nur-u Muhammedi'ye teveccüh ettim. Yaratılmasına rağbet etmesi regaib. Regaib-i mahiyeti Allah'ça murat olan insanlığın ve kainatın yaratılmasını biz bilmiyoruz. Allah katındaki sır bilmiyoruz. Bundan sonra biz bir küsür saat bunu dinleyeceksiniz ne demektir diye. Merak edersen tabii. Şimdi başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Hicandan siz eylesin. Regaib'in manasına mazhar eylesin. Hakikatinin suretini de göstersin inşallah. Regaib gecesi. Regaib gecesi ne demek? Rağbet edilen. Rağbet edilen. Arzulanan, meyledilen. Ha, regaib gecesi neymiş? Rağbet edilen, arzulanan, beklenilen, başka? Meyledilen. Ay böyle bir şey, böyle bir şey için doldurun ya. Siz bile ondan tatmin olmamışsınız ya. Peygamber Efendimiz'in bu gecede panoramında düştüğü istenilen. Şey ne isteniliyor? Ne isteniliyor? Tabii ki kurtuluş da. Kurtuluş. Yani istenilen, daha çok bu akşam istenilen diyor. Bol ihsan ikram. Bol ihsan ikram. Afiyet. Günahların affı için istenilen. Başka öyle enfusi bir şey olan yok mu? Bu regaib gecesi ne demek böyle? Tamam boş, talep edilen, dua edilen, işte af istenilen, rağbet edilen dediniz yani. Enfusi tefekkür. Başlangıcı. Terakki, enfusi alemin terakkisi diyor Mehmet. Ben, sizde arkadaşlar bu bilgisayarda olanlar, size de soruyorum. Yani regaib ne demek? Lugatını demeyin. Lugatın rağbet edilen, teveccüh edilen, istenilen, tövbe ve istiğfarın bol yapıldığı, Allah'ın rahmetin bol olduğu. Peygamber'in hatırlamak. Peygamber zaten. Yani Hasan abi. İttidai terettiyatı hayatımız. Bu ifade ne manaya geliyor? Evet o şeyde galiba siki tasdiki gaybiyede değil mi? Emirdağ'da alınmış. 207'de vur göndermiş de. Evet. Tasdik gaybide. Ne diyor? İttidai ve intihai terakki. Şurada galiba Alim Şahadet Teşrifini bakayım. O Siki Tasi Gaybi bana iki verir misiniz? Ama bu yeni ya. Eski yok mu? Biz
Eski. Gelenekçi değiliz, eskiciyiz biraz. Gene nasıl diyorlar? Abi orada var şimdi. Hadi bakalım sikiyetan. İptida ve intihai terakkiyatı Hayati Ahmediye'nin ünvanları olan Leyla-i Regaib ve Leyla-i Miraç. Sayfa 207. Regaib hakkında enfusi manası tespiti olan var mı? Allah'ın kainatı yaratma isteyişi ve sekabi, Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselamın tezahürünün mebdesi. Maşallah. Çekirdeki aslimizin belirişi desek. Bu işte. Bu. Nerede diyor bak. Bu. Erzurum. Yine Erzurum'dan çıktı bak. Diyor ki. Maşallah demek ki Nursilin kullanıyor. Nursilin kullanıyor bu. Okuyayım bak. Ne dedi bu? Ezber demedi. Sikke-i tasdiki gaybiye 207. Regaib ne demekmiş? Regaib. Regaib ne demek? Lugat manası demiyorum. Lugat manası. Hepiniz biliyor. Açarsınız tak tak. Rağbet edilen, tövbe ve istiğfar istenen, teveccüh edilen gibi şeylere geliyor. Tamam. Biliyoruz. Bu suret. Biz de doymadık. Neymiş? Diyor ki iptida. Ne demek iptida? Başlangıç. Ve intihai terakkiyat-ı Hayat-ı Ahmediye'nin unvanları olan Leyla-i Regaib ve Leyla-i Miraç. İptida, başlangıç ve intihai terakkiyat-ı Hayat-ı Ahmediye. Muhammed değil. Bak arkadaşlar. Ağaçtaki çekirdeğe, ağaçtaki çekirdek Nur-u Muhammed'i. Misal için söylüyorum. Allah var iken elan öyle hiçbir şey mahlukatı, mevcudatı yaratmamıştı. Mevcudatı yarattı. Yaratmadan önce bir çekirdek yaratıyor. Kainatın firistesi. Ona rağbet etmiş. Onu istemiş. Olmasını istemiş kainatın. 18 bin alemi. İlk önce böyle bir rağbet etmiş Allah. İradesini gösteriyor. Yani farklı farklı şeyler, tezahüratlar istemesi iradeden geliyor. Eğer farklı farklı zuhuratlar, regaib, miraç, kainat yapmamış, etmiş ki, yani böyle standart haşa, anlamak için haşa değildir. Tahayyülü küfür olmadığı gibi. Allah var, karar veriyor. Yaratıyor, çıkartıyor, ekliyor. Bu da bir tercih sistemi de işliyor. İrade bu. Bu iradeyi gösteriyor. Allah kainatı böyle bir alemi yaratmayı rağbet etti. Rağbet etti. Varlığı yaratmayı istedi. İlk önce çekirdeği yarattı. Bu çekirdeğin adına Nur-u Muhammed'i denmiş ve bu iptida. Niçin? Bu çekirdeği intihai verecek. Yani ikinci bir varlığı ortaya çıkartmak için. Yapayım şimdi örnek yapayım. Şecer-i hilkat ağaca benzetiyoruz. Regaib'ten bahsediyorum bakın. O şey tarzını şey yapmıyorum. Çekirdeği yarattı. Çekirdeği yarattı. Çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. O Muhammed denilir. Ahmet değil o. Ağacın ağaç oldu. Meyve oldu. Ahmet. Meyve oldu mu? Meyvenin içinde çekirdek var. O da Ahmet. Onun için Risale-i Nur'da hiçbir şeyde kışır yok, kabuk yok. 19. mektuba mucizatı Muhammediye denmesi lazım değil mi? Muhammed'in mucizeleri. Ahmet dermiş. Oturarak gitsin bu ders diye şey yapıyorum. Ha, Muhammed'in mucizesi yok. Ahmet'in mucizesi var.
Muhammed insan değil ama insanda duruyor. İnsan Ahmet'tir. Muhammed Nur-u Muhammed'i olduğu için kainatın çekirdeğinin adıdır. Ama Ahmet'te bulunduğu için ruhunun ruhu o cihette Muhammed denmiş. Beşeriyeti, komutan olması, koca olması, baba olması, kul olması, tamam, her şey Ahmet. 19. sözün adı nedir? 19. sözün adı nedir? Risaleti Ahmediye. 19. söz. Niye Muhammed denmemiş? Muhammed denmemiş. Muhammed'in risaleti olmaz. Bunu Sike-i Tasdik-i Gaybiye'de ve Bağla'da, Sike-i Tasdik-i Gaybiye'de ve Bağla'da çok güzel işliyor. Ama merak edene tabii. Muhammed çekirdek olma hasebi itibariyle caminin mihrabında namaz kıldırıyoruz ya biz. Sağında Allah, sonunda Muhammed yazıyor. O Muhammed yerine nasıl peygamber ismidir diye Ahmet koyun, Mustafa koyun olur mu? Olmaz. Olmaz. Ve abiler bunu anlamadı. Ya şirk yapıyordu, Allah'ın karşısına şey koymuş, Muhammed koymuş. Allah koymuş zaten kendisi. Kendisi öyle. Nedir o? Vacibül vücudun hakikati Allah, Kerem olmaz orada, Rahman da olmaz. Zat-ı isim olacak, bütün isimlerin cemi olması lazım. Allah yerine Ad, Kerem, Latif, Mulevin, Musavir ismini koyamazsınız. Allah olacak. Allah olduğu gibi bütün isimlerin cemi, zat-ı bir isim. Öteki taraftan koyacaksın, Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin bütün 18 bin alemin çekirdeğine orayı Nur-u Muhammedi deniliyor. Nur-u Muhammedi Bağla'da mec'ul. Yani rağbet edilmiş. Allah zuhuratını yapmış. Yaratacağım dedi. İlk önce senin nurunu yarattım. Bu Allah'ça karar verme. İrade sıfatının içerisinde meyletmiş, karar vermiş. Böyle bir şey yaratacağım. Bir nur, onun da çekirdeği Nur-u Muhammed'i. O nuru, o çekirdeğin adı Muhammed. Ama insan taşı, Ahmet onu da taşıdığı için onu kastedersen Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a Muhammed denmiş. Orası kastedilince. Yani Levlake levlak, lema halaktu leflak. Cihetiyle Muhammed. Beşer olması, mucize göstermesi Ahmet. Peygamber. Onun için 19. mektuba mucizat-ı Muhammediye denmesi gerekirken mucizat-ı Ahmediye. Ahmet'in mucizeleri. Muhammed'in olmaz. İşte Vehhabiler bunu anlamadığı için camideki mihrapta Allah ve Muhammed. Zübeyir, bu çok önemli. Şirk değil mi diyor. Ya Allah'a koymak şirk mi? O insan değil ki şirk olsun, Allah'ın yanına koyalım. 18 bin alemin çekirdeğinin adıdır, unvandır, semboldür, simgeyedir. Tamam. O uygularsa misal itibariyle, buraya anlaşıldı değil mi abiler? Kuru bir çekirdek değildir diyor. He, kuru bir çekirdek değil diyor. Yani biz anlayacağız diye çekirdek böyle. Mesela bizim çekirdekler cebimize kuru gibi gözüküyor ama hayat çıkıyor. Onun için sadece la ilahe illallah yetmiyor değil mi Allah'ın? La ilahe illallah yetmez. O zaman sen mevcut değilsin demektir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesen vacibül vücudu söylüyorsun, zuhuratında değilsin. Kim demiş o zaman? Sen de mevcut değilsin. Kendini yok ediyorsun. Yok ki. Kim kime ne diyor? Mevcut değilsin. Yani o sürecin içi, enfusten biraz bahsediyorum yani. Normal bir camide bahsedecek. Abdülmuttalip o zaman ismini koyarken Muhammed koymuş. Kureyşler demiş ki bu isim sen nereden buldun? Böyle bir isim yok. Sen Ahmet, Mehmet yani bizim bildiğin isimleri koymadığında neden Muhammed koydun? He, ne demiş? O da demiş ki ben Muhammed'i koydum ki yerde ve gökte her yerde övülsün diye. O zaman susmuşlar. Ağaca uyguluyoruz bunu.
Ağacın çekirdeğine Muhammed, Nuru Muhammedi. Ağaç yaratıldı. Yani Nuru Muhammedi, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ağacı kastetti, çekirdeğini yaptı. O Nuru Muhammed. Sonra ağacı yaptı. Sonra bütün hepsinden sağdı, süzdü. Meyve. Beşeriyeti. O meyveye Ahmet, insan oluşu. Ama Ahmet'in ruhuna da Muhammed var. Yani o meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısı ne gayrısıdır. 16. söz. Hulasa ediyorum bütün küllat size. Meyvenin çekirdeği, meyvedeki çekirdek ne kökteki çekirdektir ne de değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Ondandır o değildir. Ha? O meyveye kainatı meyvesi insandır der. Meyve. Ahmet. Muhammed ne oldu abiler? Kökteki çekirdek. Ahmet ne oldu? Ağaç, meyvedeki çekirdek. Meyve. Ahmet. Ama içinde kökteki çekirdeğin aynısı var. O cihette çekirdeği düşünürsen Muhammed deniliyor. Ahmet. Ağaç nedir? Hakaik eşya, hakikati eşya nedir? Esma-i İlahiyedir. Tamam. Hakikat-ı Ahmediye. Tamam. Hakikat-ı Ahmediye. Batını nedir ağacın? Hakikat-ı Muhammediye. Bunları 108 sözlerde, lemalarda, hayat bahsinde anlatır esas. Şimdi komplesini söylüyorum. Çekirdek, meyve, ağacın zahirisi ve batınısı komplesine şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Tabirleri külliyatta kullanınca, ben buna ömür vermişim yani. En az 30 sene vermişim. Şu anlattım 5-10 dakikada. 30 en az. Şahsiyet-i Muhammediye. Şimdi bu akşam gelelim. Regaib. Regaib nedir regaib? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Dedi ki, ben mevcudatı yaratacağım. Allah vücut, mahlukat vücut sahibi değil. Mevcuttur. Mim. Yani güneşten ışık verme coşma var ya, coşma. Güneş ışık verme meyli. Ona cud denilir. Mahlukata taluk ederse mim gelir başına. Mevcut. Zatına bakarsa o ışık vav gelir. Vücut. Cud, vücut, mevcut. Ha? Allah karar verdi. Allah varken hiçbir şey yoktu. 18 bin alemi yaratacağım. Tamam. Ama bir 18 bin alemin bir çekirdeği. Karar vermesine rağbet etti. Böyle bir şey yapmayı arzu etti. İrade etti. Ve Nur-u Muhammedi'yi çıkarttığına ünvan ve alem ve sembol ve simge olsun diye alem-i şehadete regaib denmiş. Tamam abi. Regaib denmiş. Tamam abiler. Yoksa Allah Resulü'nün dünyaya Ram-ı Mader'e düşmesi olmaz. Çünkü şeyde de İlmal'da da yazar. 9 ay gibi bir süreç geçmiyor. Regaib'le peygamberimizin doğumu arasında 7 ay gibi bir şey oluyor. Zaten Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de şimdi bu okuduğum var ya şu söylediğim. Hulasa etmiş. Davasına kurban olurum. Bak ne diyor. Şu söylediğim hayal et, şimdi okuyacağım cümleyi. İptida ve intihai terakkiyat-ı hayat-ı Muhammedi'nin unvanları olan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Miraç. Bu kuraklık zamanında kesreti rahmetle tevafuklarıdır. İptida orada Leyle-i Regaib'e, intihai evet. Terakkiyat'ta Leyle-i Miraç'a bakıyor. Evet, Miraç'a bakıyor. Yani bir de okuyayım. İptida ve intihai terakkiyatı hayatı Muhammediye'nin Leyle-i Regaib iptidaya,
Leyla-i Miraç intihaya bakıyor. Yani zuhuru, ilk nuru, regaib, kemal şeyi de Miraç. Ama Miraç'ın çok çeşitli var. Miraç, 30 küsur tane Miraç'ı var. Bir tanesi Ekber'dir. Bir tanesi Ekber'dir. Altıncı şuada geçiyor bu Miraç mevzusu. Miraç-ı Ekber-i Muhammedi'de söylenen sözler diyor. Ekber. Demek Ekber olunca Asgar'da var. Değil mi? Asgar'da var. 30 küsur tane Miraç-ı Asgar var. Asgar ne demek? Kalben ve ruhen. Miraç olmuş. Bedenen ve ruhen bir tane olmuş. O hiç kimse de olmayacak. Yani kalben ve ruhen. Mesela Risale'de geçiyor bu. Ezber anlatıyorum ama külliyattan söylüyorum hepsini. Gitti geldi diyor. O kapıyı açık bıraktı. Değil mi? O kapıyı açık bıraktı. İktidai ümmeti, yani ona iktida eden, ona tabi olan ümmetinden gidip geliyorlar diyor. Gidip gelebilirler demiyor. Yaşayan söyler bunu. Gidip geliyorlar. Ha neyle gidebiliyor Mehmet? Kalben ve ruhen. Ama cismen bir kişi bir defa yapabilmiş. Altıncı şu anda Miraç-ı Muhammedi'de söylenen şu sözler diyor. Miraç-ı Ekber-i Muhammedi. Asgari de var. Ulema der ki, orada Abdina, orayı diyecektim zaten. Abdina olabilmesi için beden lazım diyor. Subhanellezi. Abdina. Abd olabilmesi için beden lazım. Bedenen gitmiş. Regaib, ben bir de okuyorum. İptida, ilk zuhur ve intihai terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediye. Ahmet'in. Ahmet'in terakkisi var. Muhammed'in değil. Muhammed çekirdeğin adıdır. Meyvedeki çekirdek, meyve terakkiyatın unvanıdır. Meyve. Kamil bir ağaç meyve verir. Büyük bir şey verir. Ben de heves ettim. Kırıkan'dan, Adana'dan, Kırıkan'dan. Rize'ye getirdim narı. Hiç unutmuyorum. 450 gram, 400 gram nar oluyor. Satılmaz İstanbul piyasasına böyle bir nar. Orada biter zaten. İşte Deli Bekir'in narı var. Bir de Ahmet hangisi vardı? Bir tane daha var. Kara Mehmet var. Bak şimdi. 400 gram, 300 gram oluyor değil mi fazla? Ona dedim, ben de dedim memleketime götüreyim şunu ya. Memleketime götürdüm ama ağaç oldu meyve vermedi. Ağaç oldu meyveyi vermedi. İptida tamam. İntiha yok. Mükemmel olmadı. Ben bu regaibin unvanı. Anlaşıldı biraz böyle batın şeyi. Şimdi bu akşam farklı bir şeyden bahsediyorum. Diğer bundan sonrakileri, regaib hakkında, üç ayları, gecen hakkında çok duymuşsunuzdur. Ben böyle bizim şey yapacak, malumat kabiliğinde değil, motive edecek şeyi okumak istiyorum. Ama regaibi anlatmak istiyordum. Yani regaib böyle rahumadere düşüş değil. Çünkü şey müsaade etmiyor, adetullah var değil mi? Regaib var, mevlut var, miraç var, berat var, kadir gecesi var. Hepsi unvandır. Benim en çok ilgimi çeken iki gecedir. Ama menfaatime dokunan berattır. Ama beni keyiflendiren regaibdir. Niçin? Allah Allah iken, yani vücut sahibi zaten, elanda öyle. Mehmet Ali, kainatı yaratacağım dedi. Bak, biz yaratılmasak ne kadar kötü olurdu Mehmet? Mehmet Ali. He? Yani nihayetsiz kötü olurdu ya. Ben nasıl vücuda gelmemişim? Ya şu anda olmayacaktım. Buralar yoktu yani. Ben yok. Ne kadar adem, ne acayip bir şey ya. Düşünemiyorum bile. Yani. Çünkü yok ki tefekkür edelim. Tefekkür edilen şey mevcuttur. Edilemeyen ademdir. Ya ne kadar şeydi. Allah karar verdi. Dedi ki
seni yaratıyor. Sana teveccüh etti, irade etti, seni yarattı. Ne demek yaratılmak? İnam etti, ihsan etti, ikram etti, lütuf ve kerem etti. Bizi yarattı. Ya, bunu yarattı. Ve bir de kendisinden haberdar etmekle beraber, haberdar etmekle beraber kendisini tanıtacak davayı da verdi. En şeyi beni memnun eden bu akşam o malumat kabilinden değil, malumat kabilinden değil, böyle bizi motive edecek şey okuyacağım. Tekrar bismillah. Regaib'de soracağınız bir şey var mı? Yok. Şahsiyet manevi hiç şey yapmadım. Biraz açmadım. Mesela Nur-u Muhammed'i dedim. Nur-u Muhammed'i de şahsiyet maneviye dedim işte. Şahsiyet maneviyesi mi? Ha. Şimdi sözler 109'da Mehmet. Sözler 109, 110'da geçer. Ama kaynağı nerede? Yerin söylüyorum. Sözlerdeki lemalar. Lema. Hayat bahsinde geçiyor. Orada diyor ki maddi hayatı Muhammediye, manevi hayatı Muhammediye diyor. Tamam mı? İki tabir de geçiyor. Tamam. Maddi hayatı Muhammediye şu şeceri hilkatin vücudu. Maddi hayatı Muhammediye. Manevi hayatı Muhammediye ise onun yazılımı. Yani onu meydana getiren esmanın bütünlüğü. Anladın mı? Mesela diyelim ki bir binanın kendisi var, bir de projesi var. Binanın kendisine maddi hayatı Muhammediye, binanın yazılımına manevi hayatı Muhammediye. Manevi hayatı Muhammediye. Bak ağacın şeyi düşünür müsün Mehmet? Çekirdeğini. Düşünür mü abi? Meyveyi de düşün. Mesela sizin kapıda ne var? Büyük bir ağaç düşün. Ne? He? Armut. Çekirdeğini düşün abi. Siyah bir çekirdek. Meyveyi de düşündün mü abi? Armutunuzu. Meyveyi de içine koy. Çekirdeği de içine koy. Ağacın zahirisi ve arkasındaki o manevi makine sistemi. Hepsini bütünle. Bütün. Ona şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Ağacın görünüşüne maddi hayatı Muhammediye. Ağacın makine tarafına manevi hayatı Muhammediye. Meyveye Risaleti Ahmediye. Kökteki çekirdeğe Nur-u Muhammedi. Vahiy bitti mi? Vahiy hala devam ediyor. Vahiy meratipleri var. Kadına gelmiş, şeytana gelmiş, semaya vahiy gelmiş, vahiy etmiş, arıya gelmiş, şeytana gelmiş, çocuğa gelmiş, hepsini söyleyeyim. Mesela kadına vahiy ettik. Musa'nın annesine vahiy ettik. Çocuğu sepete koy bırak. Vahiy ettik. Arya vahiy ettik. Kuyunun dibindeki Yusuf'a vahiy ettik. Şeytana vahiy ettik. Şeytana söyledik. Sema ve arza vahiy ettik. Küre arza vahiy ettik. Ha? Peygamberimiz, vahyin en can dedik ki ya miracı Ekber-i Muhammed'i. En külli, en cami her şeyle o peygamberimize tahakkuk etti. Peki nedir o? Risalet-i Ahmediye'yi anlatmak istiyorum. O risalet ne demek? Arkadaşlar hepimiz de ceyran ediyor risalet. Bak şu. Risaleti şu. Pekmezle tayini karıştır abi. Karıştırdıktan sonra tayin ayrı, pekmez ayrı. Tek şey farklıydı. Karıştır. Ne pekmez ne tayin. Başka bir şey. Tamam. Ona üç tane bir şeyli karıştırın, bana bir misal verin. Üç tane karışım olsun. Pekmez tayin değil de başka. Ne olabilir? Başka bir şey de katmış olalım. Tereyağı katmış olalım ona sıcak. Hepsi karıştırdım. Üç tane. Ha, şimdi risaletten bahsediyorum. Bak. Koy tencereye şuur. Koy tencereye his. Koy tencereye akıl. Üçünü karıştır, 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 karıştır. Üçünün cemine risalet deniliyor. En cami üçünü bütüne getiren Hazreti Muhammed olduğu için aleyhissalatü vesselam o Resul olmuş. Biz de şuur, his, aklımızı ne kadar bütüne getirirsek
Tamam? Ne kadar bütüne getirirsek risaletin hamaleleri böyle taşıyıcı hamalı olacağız. Oluyoruz. Davayı anlatmak, namaz kılmak, birisine bir şey bahsetmek risaletin gölgesine, zımnına girdiğin için yapabiliyorsun. Onun için senin üzerinde risalet cereyan ediyor. Ama Resul değiliz. Resul çünkü en cami o olmuş. O zaman üzerinizde risalet cereyan ediyor. Risalet devam ediyor arkadaşlar. Vahiy de devam ediyor. Vahiy sarih var. Vahiy zimni var. Vahiy ima var. Meratipleri var. İlle vahiy peygamber, Hazreti Peygamber'e gelen ayetlere şey yapmamış. Mesela arıya vahiy ettik diyor. Yani fıtratı besliyor. Fıtrat. Bak fıtrat. Fıtratı yazmış yani. Arıya vahiy ettik. Vahiy neydi? Kur'an. Kur'an nedir? 18 bin alemin yazılımı. Evamiri tekviniye. Ne yaptık arıya? Bütün kainatın neyle yarattık? Hayatla. Hayatı ona koyduk, yazılımı da yükledik. Hayat nedir? Hayat şudur. 18 bin alemi, 18 bin arş, kürs, cennet, cehennem ne varsa, Cebrail, Mikail, İsrafil, domuz, kadın, erkek, hepsi. Hepsini makineye koy, özünü al. Portakaldan suyu çıkarır gibi. Bütün 18 bin alemin özü hayat. Allah hayattan yaratmış. Hayatı da makineye koy, özünü al. His ve şuur. O 336 lemalardan konuşuyorum şu anda. 18 bin alemin özü hayat. Hayatın özü his ve şuur. Onun özü de akıl. Ruh ise özü değil. Zati ve müstakil bir cevheri diyor. Tamam mı? Gördünüz demek ki his ve şuur ve akıl risaleti iş yapmış. O zaman vahiy, ayet nedir? O kainatı yarattı ya, onun yazılımı. Onun için kainatın aklı diyor, vahidir diyor. Eğer vahiy kainattan çıksa kainat divane olacak. Aklını bir yere vuracak, küre-i arz diyor. Küre-i arzın aklı vahiy diyor, vahiy. Vahiy. Vahiy çıksa divane olacak. Yazılım. 18 bin alemin yazılımı. Gitmiş nereye koymuş? Her hayat sahibinde komple 18 bin alemin yazılımı var. Onun için bir karınca diyor dağdan büyüktür. O cihette. Dağ cansızdır. Anladık değil mi bu? Sebebi şu. Ezber olmasın. Karınca dağda nasıl büyük olur dağın içindeyken? Çünkü dağda hayat yok. Hayatın en düşük meratibi var dağda. Karınca da var. Hayat neydi hayat? Hayat. 18 bin alemin yaratılma malzemesidir. Allah yaratmaya karar verdi. Rağbet etti yaratmaya. Nur-u Muhammed'i çekirdeğin yarattı. Yaratırken hangi malzemeyle yarattı? Arşı, kürsü, cennet, cehennemi, taşı, toprağı, Cebrail'i, Mikail'i. Hayat malzemesiyle yarattı. İradeyle, takdir etti, ilmiyle, programını çizdiği kudretle yarattı kudret. Hayat neymiş o zaman? Kainatın özü. Hayat nereye giderse kainat içine giriyor. Hayat bir daha söylüyorum. 18 bin alemin malzemesi olduğu için hayat neyse nereye girerse bütün alem 18 bin alem onunla. Çünkü hayat özüydü. Onun için büyük bir küçüğe bakılmaz maneviler. Yani ne olacak? Karıncanın içindeki hayat ne olacak? Küçük olacak. Filin hayatı büyük olacak. Öyle bir şey yok. Aynıdır diyor. Filin hayatıyla karıncanın hayatı aynıdır. Aynı şey. Ruh aynı. Tamam, hayatla ruh sanki birbirine böyle bazen benzer gibi. Yok. Ruh daha cami çünkü ruhumdan öfledim. Kullu ruhu min emri rabbi. Ruhumdan öfledim ruhunuzu. Hayat ise subutu sıfattan. Sen basar hayat ilim irade kudret. Yani kainatın vücudu haricisi madde yani taşı toprağı Allah hayattan yarattı. O zaman hayat olmasaydı o dedikleri yarattı. Ha, o zaman hayattan yarattıysa hayatın bir damlasıyla bir okyanusu aynı. Onun için filin hayatı ile karıncanın hayatı aynı. Hayat nereye girerse bütün kainat oraya girdi. İşte arıya vahyettik anladık mı? Bütün kainatı kodladık. Bir de
söylüyor, hayat aslında söylüyor. Şimdi regaibi de bahsettik. Varlığın iptidası. Miraç, varlık için mevcudun kemal kazanımı. Peki berat nedir berat? Berat şöyle, beşeriyetimize çok lazım. Bir senelik çekirdek oluşuyor. Geçen sene fetva verdirdiğimiz için bugün buradasınız veya bu derstesiniz. Geçen sene berat'ta Allah yazdı, Allah'a böyle esbab aleminde yazdırdık. Yani Allah yazmış berat gecesi, siz de onun için bu dersi dinliyorsunuz. Berat bir senelik gece, o yazılım çekirdeği program olduğu için beni çok alakalı, çok keyfimi artırıyor. Ama en böyle insan, Allah kim, ben kim ya, beni murat etti, yaratması, işte regaib bu. Muhatap alıyor değil mi? Ha, muhatap ettisin. Sen de ya adam, muhatabındaysın mesela. Ha. Cenab-ı Hak mesela, muhatap evet, edin. Muhatabımsın dedi, regaib. Şimdi Bağla 49'dan okuyorum atıfla beraber. Hulusi abi diyor ki, usta da yazmış, usta da onaylamış, koymuş Bağla'da. Bak, iman ve bak, ümit ve iman gibi pek âli sermayemiz var. Demek ki en âli, bugün Ömer'e bahsettim, burada çayda mı arkadaşlar vardı değil mi? İftardan sonra o çayda. Ha. İnsana en özeneceğimiz, en bahtiyar insan kim? Keşke. Ha, kim? İman ve ümidi en yüksek olan. Mesela ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a diyeceğim. En acayip tarafına, en çok hasta olduğum, hasta değil, hasta olduğum tarafı imanı. Kemalatı değil. Kemalatın unvanı zaten. Arkadaşlar, kardeşler, iman kazanılan değildir. Kazanılan, doğru bir itikada verilen cevaptır iman. Kazanılan, doğru bir itikat, kazanılıp doğru bir itikada Allah'ça verilen, itikadına verilen cevaptır iman. Çünkü irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. 284 mektubatta da şöyle diyor iman. Hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır diyor. Yani iman, Allah'ın dışında yaratılan bütün alemin yazılımının komprimidir dedi. Hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır diyor. İman bu. Onu uyandırmak. Onun için her şeyi burada seyredebiliyoruz. Hiçbir yere gitmeden. İmanı arttı mı burayla orayı aynı görürsün. Şöyle diyeyim. Gitti mi o? Halit burada mı? Yok. Şimdi bana bir odun söyleyin. Odun. Bugün o çayda söyledim ya misalını. Şimdi odun var. Ama odun olsun, ama dumanı şurada olsun, şu köşede. Nuru şu köşede olsun. Isısı şurada olsun. Enerjisi şurada olsun. Yani farklı farklı yere koyun. Odundan farklı düşünebilir misin İbrahim? Mesela odunun dumanı orada, odunun nuru orada, odunun ısısı orada, odunun rengi orada vesairesi. Odun da burada. Düşünebilir misin? Niye düşünemezsiniz? Çünkü odun delmez. Odun delmesi için hepsi bir yerde olacak. O zaman hepsinin bütünlüğünün görüntüsü, ifadesi, sureti nedir? Odun. Dumanın, nurun, öyle değil mi? Bak, dumanın, ısısının, ışın, bak bir şey anlatıyorum şimdi. Bu tefekkür. Duman, ısı, ışık, renk vesaire. Hepsini böyle karıştırdık. Buzdolabına koyduk. Dondu bu, odun oldu. Odun nedir? Bunların suretidir. Odun dünyaya benzer. Odundaki ateş cehennem. Odundaki nur cennete benzer. Burası alemi gaybın suretidir. Alemi gayb bir yerde değil, buradadır. Odun neredeyse nuru da oradadır. Dumanı da odundadır. Örten, dumanı örter. İçindeki o odundaki nur da aynı yerdedir. Farklı farklı koyamazsınız.
Alemi şehadet de surettir alemi gaybın. Suret neredeyse. Mesela benim kelamımı düşünün. Ağzımdan çıkan kelam. Mana farklı, duygu farklı. Kelam içinde duygu da var. Fikir de var. Latifeler var. His de var. Coşuyoruz. Coşuyoruz, his var. Mana var, düşünüyoruz. Heyecanlanıyoruz. Kalp var. Maneviyatımız artıyor, ruh var. Aynı kelamda. Ayırt edebilir misiniz kelamda farklı farklı? Kelamım neredeyse hepsi oradadır. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Ahiret, dünya arsasının bitişikteki arsa değil bu. Bitişi değil. Ustad Asar Bedi de şöyle der. Alemi gaybi oralar için. Dünya için söylüyor. Alemi şehadetin inkışağının inkışafından çıkacak diyor. Mısır'ı patlattık. Veya çekirdeği patlattık, ağaç oldu. Çıkan ağaç çekirdeğin bitişiği değil. Patlamasının dıştaki görüntüsüdür. Bir daha. Ağaç çekirdeğin bitişiği değil. Ağaç çekirdeğin yazılımının dışarıdaki suretidir, görünüşüdür. İnkışağının inkışafıdır. Patlamasının görüntüsüdür. Alemi gayb da yaşadığımız hayatın ortaya çıktığıdır. Şu anda oradadır. Şu anda orasıdır burası. Oraya gidiyor diyeceğiz tabii bazıları. Oraya bir şey gitmiyor. Oradayız zaten. Şu anda o. Şu anda orası. İşte Risale-i Nur bunu bilen ustadın talebesi ki ümit ve iman gibi âli sermayemiz var diyor. Ustad buna Hulusi abiye diyor ki seni sürüyorlar. Memur ya nurcu olmaktan. Şuraya buraya ustad soruyor, sıkıldın mı? Ustada diyor ki ümit ve iman gibi pek âli sermayem varken. Bunun açılımıyla yapacağım ders şimdi. Daha yeni başlıyoruz İbrahim. Ümit. Şimdi söyleyin. Ümitten, imandan daha büyük nimet ne olabilir? Burada ümit ahirete iman. İman ise Allah'a iman. Yani Allah ve ahiretle ümitli yaşayan bir insandan daha bahtiyar kim olabilir? Köyde birisine denk geldim. Tansiyonunu ölçtü. 21. Ter akıyor. Bir 5-10 dakika konuştuk onunla. Konuştuk. Dil altı kapı gibi. Hop aşağı indi. Biraz konuştum öyle. Şimdi bak şimdi. Tansiyonu bakan diyor ki göz ediyor. Ettik. 21. Sonra diyor bana. Aa biz de yüksek biliyorduk ya. Kaç diyor. 16-17 18. 16-17. Öyle mi ya? Bak düşmüş. Hop hakikaten düştü. Ümit etti. Vücut da öyle inandığı gibi vücut olmaya başladı. Niye çıktı? Biyolojik zahiri sebeplerin dışında en büyük sebep, zahiri sebepleri de bu sebep yapar. Düşünce yapıyor. Sabah uyumamış. Böyle düşünmüş, böyle düşünmüş. Böyle, yani ne olacak, şu olacak. Aa, korona geldi falan. Başka ev dertleri, şu dertleri. Hop zirve. Düşüncesini düzeltiyorsun, iniyor aşağıya. Bak 21 oysa, ah biz de zaten yükseldi. Niye terledim? Canın sıkıldı, vesvese ettin. O için ya, bak hiçbir şey yok. Bak cihaza bak. Sen kendini kötü hissediyorsun ama cihaz diyor ki 16-17 diyor. Hadi ben kötü ihtimal 17 olsa 21. Ya öyle mi ya, ben de yüksek biliyordum. Hop tamam, bir sürenin hop indi aşağıya. Şimdi abi psikolojik hastalarda şöyle bir deney yapıyorlar. Kapsülü veriyor. İçi boş. Diyor ki bu ilaç sana çok iyi gelecek diyor. Ümit veriyor. İçi boş. Adam içiyor. Sonra nasılsın diyorlar, ya çok iyi geldi. Ulan içi boştu zaten. Ama şimdi, adam ümit verdi yani. Şimdi bizatihi hastanelerde, acillerde yapılanı söyleyeyim. Bu beyaz serum sendromu var. Beyaz serum var. Bunu esrarenin o uyuşturucu içenler var ya, kriz geçirince hemen acile gidiyorlar. Şöyle diyor ilk önce hemen, sarı serum takın. Sarı serum. Yıkar yani takmasan oraya. O sakinleştiriyor. Onun için sarı serum sendromu deniliyor. Şimdi ona ne yaptılar? O serumu vermediler. Şey verdiler. Boya ya işte. Sarı yapmışlar. Aa yani su işte. Bizzat yapanlar söylüyor. Vitamin veriyorlar. He. Vitamin mi nedir işte? Bir bakıyor. Ha ha diyor. Böyle gözünü açtı diye. Çekiyorlar bir de kameraya.
Ondan sonra sarı serum. Görüyor musun? Tamam, hemen veriyoruz. Ne demek ya? Sana mı acıyacağız? Sual doktorum diyor. Oysa vitamin yani sarı. Boyanmış ya, bir bakmış. Bir bakıyor, tam serum bitti. Oh be. Of be. Şampuanı çekiyor. Bir tane değil, 10 tane değil. Ya acayip. Peki niye anlatıyorum bunları? Ümit, iman gibi Ali. Pek diyor ne? Pek Ali sermayemiz var diyor. Bak Ali sermayemiz var, görüyor musun? Şimdi buradan açılımla, şimdi başka yerlerden okuyacağım. Mektubat 421'den başlayayım. 10-15 yer var ama ben 5-6 yer okuyacağım. 421. Nasıl abi? Selamünaleyküm. Hayırlı kandiller. Aleykümselam. Abi bir şey söyleyeyim de ondan sonra devam edin. Gideyim. Millet özlemişse beni. 75 tane katılımcı var. Şimdi bazılarını düşürdüm. Sizi... Görüntüyü kapatmadı. İndirdik. Daha da fazlaydı. Evet. Abi şimdi az önce 5 mübarek geceden bahsettiniz değil mi abi? Evet. Bizim şeyimizde Kadir Gecesi. Hı hı. Şimdi 15. mektupta akrediyetten bahsediyor değil mi abi? Şimdi Kadir Gecesi'ne ulaşmanın benim telefon çalıyor. İki yöntemi vardır diyor. Biri bir sene bekleyerek gitmek, biri aynı anda yani her gününü Kadir yapmak. Şimdi bu şekilde bu nazarla bakacak olursak Hasan abi, bakın. Kainat, maddi hayatı Muhammed'i. Hasan abi, kainat, arş, hakikat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Manevi hayatı Muhammed aleyhissalatü vesselam da Cebrail oluyor Hasan abi. Bakın, Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz'dan sonra Cebrail diyor ki ben burayı daha geçemem artık. Ondan sonra ama Azrail demiyor bunu. Azrail yani Arş-ı Azam böyle devam ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ruhu yani mahiyeti Muhammed aleyhissalatü vesselam miraca çıkıyor. Kiminle görüşüyor Hasan abi? 14 yaşında genç bir delikanlıyla. İşte Kadir Gecesi olan bu. Ne kiminle görüşüyor? Şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor Hasan abi. Yani evet. 14 yaşındaki anladınız mı? Şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile görüşüyor abi. 14 yaşında genç delikanlı ile görüşüyor. Yani burada kavuşma burada oluyor abi. Kavuşma burada oluyor. Bunu biz o yolu açık bırakıyor. Bunu biz akrebiyete mazhariyetle biz de burada yaşayabiliyoruz. Hani güneşe nur olarak bir anda güneş olmak, bir anda orada olmak ya da o mesafeyi bir şekilde bir vasıtayla kat etmek gibi. Şunu diyor bak, şimdi benim alemimde bir Allah var. Herkesin aleminde bir Allah var. Fakat Allahça ben nasılım bilmiyorum. Beni Allah yarattı mı? Esma ve sıfatlarıyla. Benim maddi, manevi bütün kaynağım itibariyle beni meydana getireni bir araya getirin. Allahça ben oyum. Ama bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. O bizim kaynağımız. Esma'dan yaratıldık, sıfattan yarattık, şuunattan yaratıldık. Tamam, yaratıldık. Bizi Allah nelerle yarattıysa maddi ve manevi, bizim o aslımız, İkizimiz yani. Ama bilmiyoruz. Biz bilemeyeceğiz yani. Bizim kaynağımız Allah'a bilmeyeceğiz. İşte ben kimim? Onun bu alemdeki suretiyim. Kainat nedir? Cennet, cehennemden korkuyoruz ya. Kainatın aslı, çekirdeği sensin. Bütün kainat senin çekirdeğinden yaratılmış. Senden yaratılmış. Nur-u Muhammedi'nin temsilüyüz ya biz. Nur Muhammed'in temsilcisi. Şimdi miraca gittiğim zaman diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi esmadaki hakikatlarını görmüş. Rabbini görmek demek, Allah'ı demiyor.
Herkes Rabbini görecek cennette, Allah'a değil. Rabbi ne demek? Benim yaratılmamdaki hakikatim, bir de ben yaratıldım. Terakkiyatımla ne kadar Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine mazhar olmuşsam, bu mertebenin öteki tarafındaki karşılığı benim Rabbimdir. Lan olmadı herhalde. Çünkü öyle garip baktınız. Sıfatlamaz. Şimdi Allah yarattı, tamam mı? Ne Esma ile İbrahim. Esma'nın, her bir Esma'nın, mesela Rahman'ın nihayetsiz mertebesi var. Şöyle bir çizgi düşün. Böyle birden sonsuz sayıya kadar mertebesi var. Rahman, Rahim, Kerim. Var mı? Var. Şimdi yaratılmış. Her bir Esma bize katkı sunmuş mu? Zübeyir? Evet. Sunmuş abi. Koyar mısın tencereye? Rahman sana katkı yapmış. Sana katkı yapmış. Sana bir şeyler yüklemiş. Rahman, Rahim, Cemil, Kelim, Mülevin. Bütün isimler. Yapmış mı abi? Yapmış. Macun yap. O. O senin aslın. Esma'daki aslın. Bir de ben burada kazanımlarımla, namazımla, orucumla, kulluğumla, kendi çekirdeklerimi inkişaf ettirdiğim kadarıyla bir şahsiyetim var. Ama Esma'daki şahsiyetimle, kazanımla olan şahsiyetim dağlar kadar fark var. Demek ki Esma'daki benim şahsiyetim, yani benim kaynağım, beni yaratan esmalar var. Beni yaratan esmalarım mertebelerinin tümüne, Rahman'ın esmalarımın, sıfatlarımın, şunatın beni meydana getiren esmalarım var ya, esma. Onların bütünselliğine benim Rabbimdir o. Rabbul alemin değil. Rabbim diyor. Herkes diyor Rabbine mülaki olacak. Rabbul alemine değil. Allah ifadesi yok mu? Yok. Hiç yok. Yok. Herkes Rabbi. Herkes Rabbini görecek. Rabbini görecek. Şöyle hadiste mi vardı? Herkes evet. Allah'ı işte ayın cennet, 14'ü gibi görecek. Ayın 14'ü gibi görecek. Ondan diyor zaten 14. Ondan sonra demişler ki insanlığın kemali 14 yaşındaki bir delikanlıda esmalar en böyle net gözüktüğü yaştır. Yani buluçağına mesuliyeti tam girmemiş, girecek. Girse suratı değişecek. Böyle beşeriyete gelince masumiyeti gidecek. Gitmese değil, tam uçta böyle. Hani zalimliğe başlayacağı zaman böyle. 0.14. Onun için 14 yaş gibi, ayın 14'ü gibi herkes cennette Rabbini görecek. Orada da 14 yaşında gibi görmüş zaten kendi Rabbini. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle diyor. Öyle diyor. Rabbim 14 yaşındaki gibi şeyimi gördüm. Peki o Allah mıydı haşa? Rabbul alemin mi? Hayır. Rabbiydi. Yani Rabbini anladınız mı? Burasını eğer anlamadınızsa bir daha anlatayım. Çünkü yanlış anlaşma iyi olmaz. Bir daha anlatayım. Bak. Şuraya tencereyi getir. Esmala 1001 esma. Gazali der ki 4000 esma. Kainata 1001. İnsanda 4000. Rahman, Rahim, Kerim, Adil, Mulevin, Musavir ne adına geliyorsa beni yaratırken katkı sunan esmalar. Tencereye koyduk. Karıştırdık. Benimle alakası yok. Ama benim meydana gidiyor. O benim Rabbim. Yani esmaların, sıfatların bütünselliği. Bir de ben burada yaşadım. İbadet ediyorum, kulluk ediyorum, bilmem ne yapıyorum. Kemalat çekirdeklerimi insan oldum. Ne kadar kamil. İşte benim aslımı cennette göreceğim. Buradaki ben, esmalardaki aslı olan beni orada cenneti göreceğim. O benim Rabbim işte. Şöyle anladım ben. Şimdi o Rab şey değil, mahluk değil yani. Esmaların bütünselliği mahluk değil. Onun için mahluk değil ha orada göreceğim şey. O da Rab'dır. Bir üstadın alacağım. Risale-i Nur'dan anladığı var. Bir senin anladığın var, bir de benim anladığım var. İşte herkesin anladığı var. Hepsi aynı seviyede mi? Değil. Değil. Yani üstadın anladığıyla evet. Anladığın der de arada ne kadar fark var. Onun gibi de denebilir. Evet evet de bu şey olur. Sıra... Demek ki cennette göreceğimiz Rab mahluk değil. Benim kaynağım.
Ben kendi aslımı göreceğim. Onun için men arafe nefse fakat arafe rabbe. Nefsini tanıyan, terakki ettikçe aslına, o aslı kaynağını görür. Ve nefsini tanıyan Rabbini tanır. Men arafe nefse fakat arafe rabbehu. Rabbi diyor. Dur. Bir dakika, Ahmet abi şey diyecek. Şimdi insan dedin ya, bütün esmaya mazhar. Sonra da ibadet, yani mazhar olduğu bütün esmanın aynadarlık ettiği kadar mı? Evet. Orada o kadar. Aynadarlık edebildiğin kadar, evet. Ahmet abi. Orada bu dünyada ne kadar esmalara ayna oldun, aslına uygun ne kadar yaşadın, onu göreceksin. Herkes Rabbini öyle görecek. Şimdi isterseniz daha şey yapmadan Gafur biraz ümit ve imandan okuyayım. Ama ciddi bir şey diyeceksen söyle, çok kısa olsun. İzahlı abi, değil. Çok abi, Gafur abi. Evet. Müsaade etsen bir de ben alayım senin hakkını. Abi bir şey soracağım. Mehmet, evet Mehmet ha. Hazreti Ahmet de Hazreti Muhammed'e şehadet getirmiştir diyebilir miyiz sizin sohbetin başında? Evet. Ahmet ilk iman eden Hatice-i Kübra radıyallahu anh beşerdir. Ama ilk emin olan aslıyla, çünkü ilk önce telaş etti Ahmet. Geldi, beni örtün dedi. Üşüyor muydu? Üşüyordum. Arabistan sıcak değil mi arkadaşlar? Arabistan sıcak. Ev sıcak. Bir örttüler, gene örtün diyor. Gene örtün. Niye üşüyor? Çekirdek soğukta inkişaf eder mi? Patlar mı çekirdek? Buz gibi toprakta çekirdek, karda ekerseniz patlar mı? Çekirdek sıcakta inkişaf eder. Bir yüklendi ki çekirdeği patlattı yani. Örtün, Arabistan sıcağı yetmez. Ev, örtün, bir yorgan daha. Tamam mı? İlk iman eden Ahmet Muhammed'e etti. Eşhedü oradan geliyor. Aslı ki insan kendisine şahittir. İman emin olmaktır. Kendi hakikatine şahit olmaktır iman. İman eminlikten geliyor. Aslıma ben şahidim, eminim. Abi ikinci sorum ise şu. Şimdi konuştuğumuz zaman az önce siz de sohbette dediniz. Allah dedi ki ben yaratayım. Bu bizim konuştuğumuz her kelime Dahr ismi gereği olan zaman silsilesine göre yapıyoruz. Tabii. Peki bu bizim açımızdan Allah'ı anlamaya çalışmak. Fakat Allah açısından zaman yok ki. Zaman yaratılmış bir şey. Dolayısıyla diyebilir miyiz hepimiz Allah'a göre küçücük, zaman yok, andayız. Fakat biz yaratılmışlar olarak genişletilmiş olduğunu, yani kesret tabakası anladım, zannediyoruz. Anladım. Şimdi sana şöyle diyeyim. Mehmet, bir elimi görüyor musun abi şöyle bir şeyi? Çekirdek. Çekirdek. Çekirdek çınar ağacı düşün abim. Çınar ağacı Mayıs 1'de neşinema buldu. Ya çiçek açtı görmen falan. Bursa'da var böyle. 700 senelik bir çınar var. Tabelası var trafik şey gibi. Şimdi Mehmet soruyorum. Çınar çekirdeğinden ilk çıkan filiz ile 700 sene sonra çıkan filiz. Bu dünyada arasında 700 sene var. Peki çıktığı çekirdekte ilk çıkanla son çıkan arasında zaman var mı? Mekan var mı? Yok, hayır. Nur-u Muhammedi'de yok. Nur-u Muhammedi'de biz aynıydık. Nur, onun için Adem diyor cennette peygamber iken diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ben diyor peygamber, ben diyor şeydi, o orada yaratıldığı zaman ben peygamberdim. Yani bir daha çekirdeği toprağa attık. İlk filiz çıktı. Ağaç 30 sene yaşadı. 30 sene sonra çıkan filiz. Arasında bu dünyada ne kadar zaman var? 30 sene. Ne kadar mesafe var? Filiz buradan çıktı. Bu kadar mesafe çıktı. Çekirdekte ilk çıkan filiz de son çıkan filiz. Ağacın o mekanı dahi ilkle son zaman, son filiz arasında ne kadar zaman geçmişse çekirdekte ne mekan var ne zaman var. Ya. Zaman teşekkür yok. Ediyorum abi. Amin. Gafur çok kısa böyle şey varsa alayım abi, yoksa iman ve ümitle devam yok, edeceğim. Tamam. Yok söylüyorum abi. Bu dört büyük gece abi, dört büyük meleği ifade ediyor anladığım kadarıyla. Kadir gecesi ise
Miracı Ekber'i ifade ediyor. Yani benimle evet. buluşmam. Evet. Hasan abi. Çok güzel. Yani evet. sizi rüyanızda kapıyı çalmıştınız. Başka bir Hasan Akar kapıyı açmıştı ya. İşte evet. o sizin miracınızdı Hasan abi. Evet. Bunu ifade etmek istemiştim. Evet. Şimdi bir rüyamda bir rüya gördüm Mehmet. Mehmet çok ya bu akşam. Karşıda var, burada var. Şimdi Mehmet Ali ha orada da. Şimdi rüyada kafama bir şey takıldı ama gerek yok şimdi. Yani kendim Mehmet, kendimi merak ediyorum diye. Ustada ziyaret vuku buldu. Ustada gideceğim, soracağım. Yani kendimi merak ediyorum. Ben nasılım ya? Ben nasılım? Merak ediyorum kendimi. Ben bu değilim ki. Benim yüzüm, benim elim. Benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. Ben bu bunlar bile ben değilim. O ben kimim? Hakikatını merak ediyorum. Tamam ya, merak ediyorum. Dedi ustad sağmış. Ustada gidiyorum. Ama gidiyorum belirli yerden sonra ayak hiç de şaşırmıyorum. Ayaklarım yerden kesildi. Ağaçların üstünden gidiyorum. Gittim. Böyle yuvarlak değil, elips de değil. Şöyle bir şey. Böyle camlı. Canlı resul böyle bir şey. Kafanos gibi bir şey. Onun içinde ustad bütün talebeleriyle orada. Orada. Biz de deli dülü yani yaşarken aynı böyle deli dülü yaşadığım gibi paldır küldür destur mestur yok falan. Böyle. Usta da bu için gidiyorum. Tamam mı böyle. Ama o kadar yüksek değiliz ki. Sonra yani orada söyleyeceğim bu dağlar, tepeler böyle şey gözüküyor. Hiç görmüyor. Yeşil gibi gözüküyor. O fanosa tam giriyorum. Fanosa tam giriyorum. Ama cam yani. Havadalar ama oturuyorlar. Cam fanos. Tam içeriye girerken Zübeyir abi fırladı. Önde oturuyordu. Hani fotoğraf çektirirken ön taraftakiler dizinin üzerine oturdu, arkadakiler ayakta olur ya. Ustad da ortada, etrafını sarmışlar. Sohbet ediyorlar. Aynı cennet bahçeleri gibi. Sohbet ediyorlar, ustad da ortada. Böyle. Tam böyle ona gideceğim. Zübeyir abi oradan fırladı. Onların ön safından fırladı. Beni fanusun içine sokmadı. Dur orada dedi. Dur. Orada dur dedi. Ben de abi ben bir şey sormaya geldim ya. Dur. Onlar da abiler de hayret bakıyor. Ustad da hayret bakıyor. Ha? Dur. Ben de hiç sanki bu şeyi şey yapmam. Ya bir şey soracağım abi dedim ben ustada. Dur. Beni rahatlattı. Dur. Senin soracağın soruyu da sordurmadı. Soracağın şeyi yan döndü sağ tarafına. Şu bir dağ da varmış. Ne kadar yüksekteyiz ama orada bir dağ varmış yani. Senin soracağın soru diyor, şu dağda bir saray var. Oraya kapıyı vur, oradakilere sor dedi. Orada birisi var, ona sor dedi. Yani biriyle. Orada kapıyı sana açacaklar, açacak, ona sor dedi. Tamam abi dedi. Tamam yani. Soruma cevap verildikten sonra hasene o öteksi. Benim için fark etmiyor. Ben cevabım netice ya. Neticeyim peşindeyim. Sonra oradan çıktım. Ben bir şey anlatmak için anlatıyorum. Yanlış anlamayacağınızdan dolayı söylüyorum. Yani bir hakikati anlatmak istiyorum. Sonra gittim saraya. 3 defa vurdum. İlk vuruşta. Açmadı. Bu 1. 3 defa daha. Bu 2. Üçüncü kez bir daha vurdum. Kapıyı açtı. Baktım ben ama gülüyor. Ben olan buradaki ben hayretle bakıyorum. O da gülüyor. Dişleri gözüküyor. Aynı ben. Ben yani aynı değil. Ondan sonra böyle kaldım. Gülen de ben, hayret eden de ben. Kapıyı vuran da ben, kapıyı açan da ben. Aranan da ben, cevap da ben. Giden de ben, gelinen de ben. Soru soran da ben, cevabı olan da ben.
Peki bu üç kapıma neye işaret abi? Kapıyı üç defa çalma. Şimdi biraz şeye devam edelim. Ümit ve iman gibi. Yok Hasan abi söylemedi, ben söyleyeyim. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e Kur'an'ı ilk getirdiği zaman oku diyor ve üç kere sıkıyor. Buna işarettir bir. İkincisi Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den alıp aleyhisselam Efendimiz'e getirmiştir diye ben bunu anlıyorum abi. Bilmiyorum ne dersiniz. Şimdi iman ve ümit her şey olur. Ama yani burada şu. Burada Ahmet Mehmet anlatılmıyor. Ben ustadı falan anlatmıyorum. Ben kendimi anlatmıyorum. Haşa. Rabbim biliyor. Ha. Ustadı da işte abiler, onları da yüceltmiyorum. Davamızı da şey yapmıyorum. Burada Allah insana ne değer vermiş. Aranan da sensin. Aranılan da sensin. Cevap da sensin. Varmak isteyen de sensin. Varılacak yer de sensin. Biz burada sureten buradayız. Arkadaşlar, ben derken bunu mu kastediyoruz? Bunu kasteden ölecektir. Mezara girecek bu. Bu girecek çünkü. Ama ben derken bunu kastetmeyen teris olacaktır. Ecel ayrıdır. Ölüm ayrıdır. Mevt ayrıdır. Yani tamam. Yani bir tanesi surettir. Bir tanesi surettir. Bir tanesi kanuniyettir. Bir tanesi hakikattır. Ecel, ölüm, mevt. Şimdi girmeyeceğim çünkü üçü de diğerleri zikrediyorum devamlı. Farklıdır. Dağlar kadar fark var. Anladın mı Mehmet? Bunu çok konuşmuştuk, hatırlarsın. Şimdi iman ve ümit gibi âli sermayen varken dedi. Nerede dedi? Barla'da. Bir daha. Ümit ve iman gibi pek âli sermayemiz var. Sermayem var demiyor. Sermayemiz var arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. İmanınızın, lütfen şunu şey yapın, toparlayın. İmanınızın varlığına dair İbrahim, inam, he, ihsan, ke, ikram, lütuf, kerem, inamla bir tane de var, üç tane sayabildim, bir tane de var aslında. İnam, ihsan, ikram, bir tane de var, sonra lütuf ve kerem var. İyi ile başlayan bir şey var. Bakayım hatırlar mısınız? İnam. İhsan, ikram, x, inayet. Ha inayet. İnayet. Allah razı olsun. Lütuf ve kerem. 5-6 tanedir. Bu nedir bu 5 tane 6 tane? Allah'ın inamı, ihsanı, ikramı, inayeti, lütfu ve kereminin hulasası olan bize koymuş. Allah seni tercih ettiğine, seni takdir ettiğine, seni onayladığının alameti sendeki bulunan imandır. Ustad dünyayı koparıyor. Hizmetimize küçük bir tevafukat alameti makbuliyettir diyor. Neler yazmış mektubatta? Hatırladınız mı? Ya bir tevafuk ya. Tevafuktan ustad ne manalar çıkarıyor? Ya kardeşim biz tevafuk değil, bizzat Allah'ın tercihiyiz. Allah bizi inam etmiş, ihsan etmiş, ikram etmiş, inayet etmiş, lütfetmiş, kerem etmiş, vermiş, yaratmış, bırakmamış. Kendisini bize koymuş. Onun adı da iman. Ya kardeşim bir böyle tevafukun bir iki tane değil ya, sen onaylanmışsın, seviliyorsun, takdir. Yani bundan daha büyük nimet olur mu ya? Aha Barla da diyor işte. Ümit ve iman gibi pek âli sermayemiz var diyor. Bundan daha büyük ne olabilir ya? Şu bak, şurada diyor ki mektubatta. Ey biçareler, 438 mektubatta. Ey biçareler, ey çaresizler. Bu dünya bir misafirhanedir. Her günde 30 bin şahit cenazeleriyle el-meftu hak hükmünü imza ediyorlar. Ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Yok ölüm yoktur diye gidenleri yok sayabilir misiniz? Yani ölüm haktır söylüyorlar gidenler.
Bunu tekzip edebilir misiniz? Yok, yalandır, yalan söylüyorsunuz. Denilir mi? Madem edemiyorsunuz, mevt Allah Allah dedirtir. Esas okuyacağım yere geliyorum. Sekeratta hepimiz çekeceğiz arkadaşlar, ölüm anı. Trafik kazasında bile gitsen o bizim için bir andır. Ruh için öyle bir şey yok. Sekeratı herkes tatacak. Kim tartmayacak? Şehitler tatmayacak. Ha, sekeratta Allah Allah yerine. Allah Allah yerine. Hangi topunuz? Hangi tüfeğiniz? Esas dersimizin konusu. Zulumat-ı ebediyeyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır. Yeysi mutlakını ümidi mutlaka çevirebilir. O anda hangi topun, hangi tüfeğin, hangi Mercedes, hangi doların, hangi altın hesabın, hangi yatın, katın, hangi bilmem neyin, o anda sekeratta yeisi mutlakına gidiyorum. Ölümü bayılmak mı zannediyor? Şimdi ya bugün de geldi de hiç gelmediği gün yok. Şimdi ölüm çok acayip bir inkılap ya. İlk defa öleceğiz. Daha önce ölen var mı? Bilen var mı? Yok. İlk defa öleceğiz değil mi? İlk defa. İlk defa ne olacak? 60 sene yaşadık Mehmet Ali hep orası için. Merak etmez misin ya nasıl bir yer ya? Korkutucu var, korkulacak şekilde vesaire hepsi var. Korktuk bu dünyada, ümitlendik. Yani birisi geldi, vaaz etti, sohbet bizi korkuttu, ötekisi sevindirdi, ötekisi bilmem ne yaptı. Yani ümit verir, can yaşadık. Şimdi ilk defa sekeratta bütün 60 senelik hayatın önüne gelecek. İşte o anda yeisi mutlakını, ümidi mutlaka, ümidi mutlaka ne çevirebilir? İman. Herkes ölümü bazen yaşamış değil mi? Bir ölümün ucundan geldiğimiz oluyor. Bende de olmuştu çağ elinde. 1989 dershanede kalıyorum. 89-90. 91-90 böyle o civarı. Sonra böyle bir şey olmuştum. Misafir gitmiştim Kırıkhan'a böyle. Hedeflemiştim. Öyle bir ölüm anı böyle sekerat gibi bir şeye girdim. Çünkü Yasin okuduklarını hatırlıyorum. Ömer Hoca Yasin okuyordu, Ömer Kayıkçı üzerim. Onu duyuyorum. Öyle bir hal, dershanedeydim. O anda şu hatırıma geldi. Ben size Allah'ın ikramı bir şey yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum örnek olsun diye. Yasin okuyor duyuyorum. Ses de kesilmiş, nefes kesilmiş. Yasin okuyorlar, duyuyorum. O anda Mehmet şöyle demişim. Kardeşim vaktinde her şeyi vaktinde yapın. Bak dedim ki şimdi yapamam. Ya Rabbi Kırıkhan'a bir dershane açamadım. Gittim ya mesela. Bir dershane açamadan mı beni alıyorsun? Böyle. O çok önemli benim için Kırıkhan. Ya Rabbi gitti gördük ya. Hedefledim burada bir dershane açacağım. Bir dershane açamadan geliyorum ya Rabbi. Yani ilk böyle bir şey geldi. Tutunun arkadaşlar. Allah'ın size ihsan ettiği imanınıza, namazınıza, hizmetinize, maddi ve manevi fedakarlığınıza bir şeyinizi tutunun ya. Tutunca o sekeratta ona tutunacaksın. Diğer her şeyi onun etrafında nurlanacak. Dershane deyince kitap okumak falan bakıp şudur buradır. İşte maddi dershane bir tuğla koymuştum, şu olmuştu, bu olmuştu. Şöyle bir şey yap. Ya ben şimdi eskide Tepecik'te burada Kur'an okutmak yasaktı. İlkokula giden çocuklara Kur'an öğretemezdiniz. Ya kanundu değil mi? O zaman biz her şeyi göze alarak buradan Kur'an öğrettik. Ve tişört veriyorduk, çikolata veriyorduk. Allah onlardan razı olsun, esnaflardan. Teşvik için o her gelene tişört, çikolata veriyorduk. Camiler kapalı olduğu için o Mesut döneminde 98'de ama her şeyi göze alarak kaç çocuk gelmişti biliyor musunuz? 283 çocuğa ben çikolata ve 250 tane tişört vardı yettiremediğim için 83 tane. Onlara da yarına söz verdik ve çikolataları şey yapardık. Ahmet kardeşin de çocuğu şeydeydi, markette tezgahlardı. Bu kadar hocam dedi ne yapacaksın çikolata falan. Koli koli alıyordum böyle. Tamam. Veriyor. Ha, şimdi ne diyorum biliyor musun? Yaşınıza göre hizmetinizi yapın. Yapın. Bak bu yaşta okutamam daha.
Bu yaşta bir kırkan bir yere gidip 2-3 ay daha kalamam. Konum müsaade diye. Hal vesaire müsaade etmiyor. O zaman arabaların bir spring vardı. Rüştü abi vermişti. Hadi bakalım Anadolu'ya git bakalım. Bir tane yastık, bir tane battaniye. Al sana da biraz da para. Zeytinek. Arabalarda yatardı. Şimdi yapabilir miyim? Yapamam. Her şeyi vaktinde yapın. Yapın, gidin, nöbet tutun, koşturun. Bir kişiye dahi bir tuğla uzatın, binası olsun. Yani iman adına bir şey anlatın. Nerede olduğunuz, kimin yanında olduğunuz hiç önemli değil. Allah'ın yanında ol yeter. Risale-i Nur'la hizmet et. Nerede olursanız olun. Kimden istifade ederseniz edin. Gidin istifade edin. Kim, hangi meslek ve meşrepten olursa olsun. Nereden olursa olsun. Gidin istifade edin. Ettirin. Bu yaşta yaparsınız. Okutursunuz. Hizmete vesile olursunuz. Varsa imkanınız nefes çıkmadan nefesinizi kullanın. Bak o anda sekeratta Resul ona tutundu. Dershane açamadım ya Rabbi. Dershane dedim o getirdi. İradem yok. O şeyin etrafında hizmet falan hepsi o merkezde oldu. Başkası başka bir şekilde oldu. Şimdi diyor ki zulümat-ı ebediyeyi o anda sekeratta nefes şöyle olur. Böyle uzar. Sen içerisine 3 tane nefes alıp verirsin. Bırakır ama Mehmet Ali içine 3 defa nefes alırsın. O anda böyle yatıyorsun. Ne senin bu yeisini, yeisi mutlakını ümit-i mutlaka çevirebilir? Ancak Allah ve ahirete iman. Onun adına yaşanan hayat, hayatın içerisinde konan Kur'an, hayatına önüne sağına soluna arkana konan hizmet, hizmetin varsa o kadar. Gerisi hikaye, hepsi hikaye. Akıbetine bakın dedi, işte ne yaptın eti ya Ayşe? Bu bize kaldı ya Resulallah, ötekileri verdik. Ha, verdiğiniz bizim, bu bizim değil. Şaşırdı, niye? Bu... Her şeyin akıbetine bak. Bize dediğin kaldığı et ne olacak? Akıbetine bak. Verdiğin şey ne olacak? Akıbet o bizim. Ne yaptı sence Hazreti Ayşe validemiz onu? He? Hepsini vermiştir. Hepsini verdi. Bu sefer yok dedi. Beşeriyet iktizasıyla şey yapmadı ya. Çok şükür. Demek ki sekeratta yeisi mutlakını ümiti mutlaka ancak Allah'a ve ahirete ümitle mümkündür. Başka yapamazsın. Başka bir yer okuyorum. Lemalar 252. İşte bütün ihtiyarlığımdan ve firak belalarından gelen teessüratıma bana nuru iman tam kafi geldi. Firak bazılarına beni çok etkiliyor arkadaşlar. Böyle firak var ya, ayrılık. Mesela çocukluğum geçti, dostum geçti, dershanemi yaptım. Nereye gittikse, nerede mola verdikse orada başım dönüyor yani. Böyle duruyorum. Bütün o firak sarıyor. Ne yapmış? Ustadı da öyle yapmış. Bak bir daha. İşte bütün ihtiyarlığımdan ve firak belalarından gelen teessüratıma bana nuru iman tam kafi geldi. Nuru iman. Ne yaptı? Kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli verdi. Nuru iman vermiş bunu. İman değil. İmanın nuru. Farkını söyleyeyim. Şu iki tane iman şeyi var. Şuuru iman, şuuru imani. O sonundaki i. Kafasına takke koyarsanız şu. Şimdi bir iman sana girerse davranışlarını, konuşmalarını, amellerini değiştirir. Haram, helal kavramı çıkar. İşte bu yapamam, yiyemem, gidemem, diyemem. Yani böyle şeyler getirir sana iman. Bir de şuuru imani, imanınızın içine giriyorsunuz. İçinizin içine giriyorsunuz. Birinci iman senin içine giriyor. Amelini değiştiriyor. Düşünceni değiştiriyor. Senin içine giren iman. İkinci bir iman var. Şuuru imani, takkeli olan o iyi.
O içindekinin içine giriyorsun. İmanının içine giriyorsun. O şuuru imani olunca içeride yaşıyorsun. Tamam, emniyeti tam. Emniyeti tam diyor orada. Orada bütün şirklerden arınmışsın. Niye? Hayat bahsine geçiyor. Bütün şirk ve iştiraklardan seni temizliyor. Nasıl oluyor? Cüzde külli. O hayat bahsinde anlatıyor bunu. Nasıl ikinci imana girilir? Yani içinin içine giriyorsun. Fihi mafi, içimin içi. O zaman ustad girmiş, nuru iman, bak, iyi çekiyor. Nuru iman, tam kafi geldi. Ne oluyor o zaman sana? Kırılmaz bir rica. Rica sana emel ve arzularına emniyet veriyor sana. Aradığın var bende. Yani, o artık aradıklarına, firaklar, cennet, Allah falan, onlar kalmıyor. Artık yaşıyorsun. Böyle bir şeyin arzun olmuyor. Zaten onu yaşıyorsun. İmam Rabbani Hazretleri dediği gibi, avamın beklediği hayatı o yaşıyor. O kırılmaz bir rica bu yani. O aradığın, o var ya cenneti haleti rüyalar böyle, onu zaten içinin içine giriyorsun. İman içime girer, ben de onun içine girerim. Şuur imanı bu. Bana ne yapar? Kırılmaz bir rica, bir. Kopmaz bir ümit. Kopmaz bir ümit. Oo, en tatlı şey o. Koronadan ölümdür, kanserdir, toprak altıdır, çamurdur, karanlıktır, perdedir. Böyle bir şey yapmıyor, kaldırıyor. Böyle. Sonra kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli yapıyor, yaşatıyor seni. Evet, tekrar geceniz mübarek olsun. Regaibimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak onun sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyetini alemimizde açsın inşallah. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Allah.